Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hacı Sabahattin Çavga. Bugün sizlere çevremizde, hatta belki de kendimizde olan duruş bozukluğu sorununu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Buna yönelik bazı egzersizler göstereceğim. Bu egzersizler sayesinde sırt ve bel ağrılarımızdan kurtulabiliriz. Hatta duruş bozukluğumuz varsa bunları da ortadan kaldırabiliriz. Egzersizlerimizde 12 hareket bulunmaktadır. 3 set halinde yapacağız. Her setimizde 4 hareket olacak ve her set 2 dakika boyunca devam edecek. Yani her hareketi 30 saniye boyunca yapmış bulunmaktayız. Setler arasında bir dinlenme süremiz olacak. Bu dinlenme süremizde sizlere bazı bilgilerden bahsedeceğim. Ve hareketleri yaparken de hangi kaslarımızı çalıştırıyoruz, hangi kaslarımız devre dışı kalıyor, bunlardan da birazcık bahsedeceğim. Hazırsak saatimizi ayarlayıp ilk hareketimizle başlayabiliriz. İlk hareketimizde kollarımızı uzatabildiğimiz kadar yukarı doğru uzatıyoruz. Uzandığın son noktaya geldiğinde vücudunu öne doğru yatırıyorsun. Eğer tutabiliyorsan ayaklarının altından tut. Başını öne doğru birazcık yatırabilirsin. Daha sonrasında göğsünü dizlerine yaklaştır ve içinden 30'a kadar sayabilirsin. 30 saniye boyunca bu şekilde bekliyoruz. Eğer kaslarınızda bir yanma hissettiyseniz kendinizi birazcık serbest bırakabilirsiniz. Sonra tekrardan uzanıp aynı yerden devam edebilirsiniz. Burada amacımız sırtımızdaki kasları olabildiğince gevşetmek, uzatmak. Bu sayede vücudumuzu doğal postürüne, doğal pozisyonlara kavuşturuyoruz. Karnınızı birazcık daha dizlerinize yaklaştırabilirsiniz. Evet, şimdi tekrardan bırakıyorum kendimi. Yavaşça önce kollarımı yukarı kaldırıyorum. Başlangıç pozisyonuna geliyorum. Ve daha sonra hareketi bırakıyorum. İkinci hareketimiz, hemen ayaklarımızı arkaya alıyoruz. Kedi pozisyonuna geliyoruz. Dizlerimiz yerde. Ellerimizin tamamıyla yere basıyoruz. Önce karnımızı aşağıya doğru bırakıyoruz iyice. Bıraktık. İyice sırtımız çukur oldu. Daha sonra kendimizi çekiyoruz. Karnımızı içeri çek. Sırtını çıkarabildiğin kadar dışarı çıkarıyorsun. 30 saniye boyunca bu hareketi yavaş bir şekilde devam ettiriyoruz. Önce bırak. İyice bırak. Karnını çıkarabildiğin kadar çıkar. Sırtın kasılsın. Vücudun ön tarafı serbest kalsın. Tekrardan vücudun önünü sıkıyorsun. Sırtını geriyorsun. Hareketi yaparken karnını aşağı indirirken nefesini al. Çek içine. Akciğerleri nefese doldur. Daha sonrasında sırtını genleştirirken karnını içeri doğru sık ve nefesi yavaşça ağızdan dışarı doğru ver. Ve burada hareketi bitirebilirsin. Üçüncü hareketimiz birinci hareketin aynısı. Bu sefer ayaktayız. Kollarımızı kaldırıyoruz. Uzanabildiğimiz kadar yukarı uzanıyoruz. Daha sonrasında vücudumuzu öne doğru bırakıyorsun. Ayaklarının arkasından tuttun. Daha sonra başını kolların arasına doğru eğir. Burada biraz bekledikten sonra sırt kasların biraz rahatlasın. Daha sonra göbeğini dizlerine doğru yaklaştırmaya çalış. Bu sayede bacaklarımızın arkası da açılıyor, esniyor. Kalça kaslarımız esniyor. Kalça kasları dik durmamızda çok önemli bir yere sahip. Kalçamız ne kadar sıkı olursa sırtımız o kadar eğri olur. Kalçamızı rahatlatmamız lazım ki sırtımız dik pozisyona kavuşsun. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Nefes burada çok önemli. Evet, rahatladıysan hareketi bırakabilirsin. Derin bir nefes alıp veriyorsun. Şimdiki hareketimiz ikinci harekete birazcık benziyor. Onun ayakta olan versiyonu diyebiliriz. Ellerimizi dizlerimize yerleştiriyoruz. Vücudumuz dik bir şekilde birazcık öne yatırıyoruz. Bu pozisyonda önce bekle. Daha sonrasında karnını iyice içeri doğru çek. İçindeki bütün nefesi boşalt. Sırtını bu sırada açıyorsun ve genleştiriyorsun. Daha sonrasında sırtını rahatlat. Karnını genleştir. Omuzlarını geriye doğru çek. Burada bekle. Tekrardan eski pozisyona dön. Karnını içeri çek. Nefes ver. Sırtını dışarı doğru çıkar. Şimdi tam tersi. Omuzlarını aç yanlara. Karnını sal. Bu şekilde 30 saniye boyunca bir içeri bir dışarı omurganı rahatlatıyorsun. Son iki tekrar yapıp bırakıyoruz. Evet.
Antrenmanımızın ilk bölümü bitti. Şimdi sizlere bazı bilgilerden bahsedeceğim. Arkadaşlar, dik durmamızla bağlantılı olan en güzel sporlardan birisi de voleyboldur. Çünkü voleybol, vücudumuzun alt ve üst ekstremitesinin en ideal konumunda olan bir spordur. Burada vücudumuz ne çok iri ne çok sıska, tam arada olması gerekiyor. Yani insanların fiziki şartlarının en ideal ve en uygun olan sporlardan biridir. Voleybolda hem güçlü olmamız lazım, ufak kas kütlemize rağmen güçlü olmamız lazım. Bunun için de dik duruş egzersizleri çok oldukça etkilidir. Dik duruş egzersizlerinin yanı sıra onlar kuvvet çalışmaları da yapıyor ve bu kuvvet çalışmalarını genelde 12-13 yaşlarından sonra yapıyorlar. Bunu destekleyici her gün veya haftada minimum 4-5 gün dik duruş çalışmalarına da önem veriyorlar. Çünkü onların işinde hep dik durmaları gerekiyor, dik sıçramaları gerekiyor, dik bir şekilde eğilmeleri gerekiyor. Bu sayede vücutlarının ve sırtlarının her zaman güçlü olması gerekiyor. Voleybolcularla ilgili yapılan çalışmalarda sırt ve bel ağrılarına en az rastlanan spor branşlarından biri olarak kabul ediliyor. Evet, şimdi antrenmanımızın ikinci bölümüne geçebiliriz. İlk hareketimizde vücudumuzun ön kısmını birazcık esnetmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız çalışmalarda vücudumuzun daha çok ön tarafını kullanacağız. Hemen ellerimizi arkada birleştiriyoruz. Daha sonrasında omuzlarımızı geriye doğru açıyoruz. Göğsümüzü dışarı doğru çıkartıyoruz. 3 saniye burada bekledikten sonra tekrar kapanabilirsin. Rahatla. Tekrar çıkar göğsünü dışarıya. 30 saniye boyunca hareketimizi bu şekilde tekrarlıyoruz. Ver. Al nefes. Çıkar akciğerlerini dışarıya doğru. Çıkar göğsünü. Veriyorsun nefesini. Tekrar al. Bırak. Ellerimizi arkamızda birleştirmemizdeki sebep göğsümüzü biraz daha iyi bir şekilde açmamız. Son kez yapabiliriz. Şimdi ise kalan 3 hareketimizi yerde yapıyoruz. İlk hareketimiz hemen şınav pozisyonuna geliyorsun. Ayaklarını arkada birazcık açıyorsun. Ayaklarımızı açmamızdaki sebep omurgamızı daha iyi bir şekilde stabil etmek. Bu şekilde ellerin arasına bakıyorsun ve 30 saniye boyunca durmaya çalışıyoruz. Sırtımızı ve karnımızı mümkün olduğunca sıkın. Eğer hareketin sonlarına doğru zorlanıyorsanız dizlerinizi hemen yere koyabilirsiniz. Ama dizlerinizi yere koyduğunuzda vücudunuzu asla bozmuyorsunuz. Eğer bu şekilde dinlendiyseniz tekrardan kaldırabilirsiniz dizlerinizi. Bekliyoruz. Burada minik minik nefes alıp verin. Çünkü çok fazla nefes alırsanız karnınız boşluğa çıkacak. Karnınız boşalınca da belinize birazcık yük binebilir. O yüzden belimizi salmıyoruz. Karın daima sıkılı. Evet, şimdi hareketi yavaştan bırakabilirsiniz. Birazcık kollarınızı salladıktan sonra ikinci hareketimiz aynısını yan şekilde yapıyoruz. Önce sağ kolumuzu, sağ dirseğimizi yere koyduk. Ayaklarımız biraz açık. Yan bir şekilde. Elimizi belimize koyuyoruz. Bu şekilde 15 saniye duruyoruz. Eğer hareket kolay geldiyse kolumuzu tam dik bir şekilde yukarı kaldırabilirsiniz. Eğer harekette zorlanıyorsanız tekrar belinize indirebilirsiniz. Veya yerden parmaklarınızla minik bir destek alabilirsiniz. 15 saniye dolduktan sonra hareketi bırakıyoruz. Ve bu sefer aynısını diğer tarafa yapıyoruz. Ayaklarımız açık. Elimiz belimizde. Eğer kolay geliyorsa tekrar yukarı kaldırıyorsunuz. Herhangi bir zorlanma olduğu sırada hemen aşağıdan parmaklarınıza destek alabilirsiniz. Minik minik nefes alıp verebilirsiniz. 15 saniye dolduktan sonra tekrar hareketimizi bırakıyoruz. Birazcık kollarınızı sallayıp dinlenebilirsiniz. Çünkü vücudumuz ve kollarımız şu an biraz yorulmuş olabilir. Son hareketimiz ise yine yerde. Bu sefer dizlerimiz havada. Avuçlarımızı yere koyuyoruz. Ayaklarımız omuzlarımızdan daha açık, ellerimiz omuz genişliğinde. Kendimizi geriye doğru birazcık bırakıyoruz ve başımızı kollarımızla aynı hizaya getirmeye çalışıyoruz. Baş, kolların arasında. Sırtınız mümkün olduğunca kasılı, sıkılı. ...30 saniye boyunca minik minik nefes alıp vererek bu şekilde bekliyoruz. 30 saniyeniz dolduktan sonra yavaş bir şekilde önce ilk pozisyonunuza gelin.
Daha sonra dizlerinizi koyup ellerinizi yerden kaldırabilirsiniz. Birazcık sallayın. Daha sonra ayağa kalkabilirsiniz. Biraz rahatlama amaçlı. Evet arkadaşlar, antrenmanımızın ikinci bölümü de sona erdi. Şimdi sizlere voleybol tarihindeki enlerin sahibi olan bir isimden bahsedeceğim. Bu kişi Regla Torres. Regla Torres, Kübalı bir voleybolcu. Normal şartlarda voleybola başlama yaşı 10-11 civarları olduğu halde Regla Torres 8 yaşındayken voleybola başlıyor. Çok uzun boylu olmasının yanı sıra hem güçlü hem de sıska bir fiziğe sahipti. 8 yıl mükemmel bir antrenmandan sonra 16 yaşında Küba'da A takımına alınan en genç voleybolculardan biri unvanını alıyor. Daha sonrasında ise 16 yaşındayken A takımında takımına uluslararası altın madalyayı kazandırıyor ve burada en iyi smaçör unvanına sahip oluyor. Buradan bir yıl sonra olimpiyatlara kendi takımını taşıyor. Bundan bir yıl sonra ise 18 yaşında en genç voleyboldaki olimpiyat altın madalyasının sahibi oluyor. Regla Torres bu başarılarının arkasında çok çalışmanın, çok azimli olmanın ve çok hırslı olmanın yattığını söylüyor. Regla Torres bu arada 1.91 boyunda 75 kilo Kübalı bir kadın voleyboldur. Boyunun çok uzun olmasından dolayı denge problemleri yaşayan bir voleybolcuydu ve bu yüzden sürekli stabilizasyon ve duran egzersizleri hayatına sokması gerekiyordu. Fakat çok aktif ve hareketli olduğundan dolayı bu egzersizler ona sıkıcı geliyordu. Fakat bunu belli bir yerden sonra eğlenceli hale getirip haftanın her günü bu duran egzersizleri, bu omurgasını ve bacaklarını güçlendiren stabilizasyon egzersizlerini yaparak kendini bu alanda en iyilerin arasına yazdırmıştır. Evet arkadaşlar, eğer sizin de böyle yakından takip ettiğiniz bir voleybolcu veya bir sporcu varsa bunları yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Şimdi hazırsak antrenmanımızın son evresi olan 3. bölüme geçiyoruz. 3. bölüm hareketlerimiz biraz daha aktif, biraz daha zor hareketlerden oluşmaktadır. Ama ilk 2 bölümü çok güzel tamamladığınıza eminim ve 3. bölümü kolay bir şekilde tamamlayacağınıza da eminim. Hazırsak saatimizi ayarlayıp 3. bölüme geçiyoruz. İlk başta bir ayağımızı arkaya aldık. Diğer ayağımızı yan bir şekilde yere yatırıyoruz. Vücudumuz dik, karnımız içeride sıkılı. Vücudumuzu geriye doğru azıcık ilerletiyoruz. Buradaki amacımız yatırmış olduğumuz bacağın kalça kısmını olabildiğince açmak. Orada ufak bir acı hissedeceksiniz ve o acıyı yavaş yavaş geçireceksiniz. 15 saniye boyunca kalçamızı bu şekilde esneterek bu pozisyonda bekliyoruz. Vücudumuz dik, karşıya bakıyoruz. Karnımız içeride. 15 saniyelik süreyi tamamladıktan sonra yavaş bir şekilde tekrar öne geliyorsun. Bükülü olan ayağımızı uzatıyoruz. Diğer ayağımızı öne çekiyoruz. Aynı şekilde aynı hareketi diğer dizimize, diğer bacağımıza uyguluyoruz. Vücudumuz yine dik. Bacağımızın bu kısmı olabildiğince açılıyor. İlk başlarda yanma hissedeceksiniz. Daha sonra o yanma hissi geçiyor. 15 saniyemizi tamamladıktan sonra yavaş yavaş arkadaki ayağımızı tekrardan öne getiriyoruz. Öndeki ayağımızı kaldırıyoruz. Birazcık bekliyorsun. Daha sonrasında ayakların ikisini de öne doğru uzat. Daha sonra yan yatıyorsun. Dizler üst üste temas edecek. Vücudunu tamamıyla yana yatırdın. Kollarını yan bir şekilde öne doğru uzattın. Hazırsak ikinci hareketimize başlıyoruz. Ayaklarımızı ve dizlerimizi yerden kaldırmadan kolumuzu yavaşça geriye doğru yatırıyoruz. Omzumuz, geriye doğru yatırdığımız kolumuzun omzu yere değmesi gerekiyor. Eğer değmiyorsa ilk seferde üzülmeyin. Tekrardan öne doğru getiriyorsun. Omurlarımız yavaş yavaş kendini bırakacaktır. İkinci seferde veya üçüncü seferde omzunuzu yere değdirebileceksiniz. Tekrar yavaş yavaş öne gel. 3-4 sefer bunu tekrarlıyoruz. Daha sonra aynısını diğer tarafa doğru yapacağız. Son kez yapıyorum. Evet, şimdi yavaşça kalkıyorum. Ve aynısını diğer taraftan yapacağım. Kolumu uzattım. Yavaş bir şekilde aç kolunu. Omzun ilk seferde yine yere değmeyebilir.
Hiç üzülme, tekrar geri geliyorsun. Tekrar sayısını arttırdıkça omzun yavaş yavaş yere değecek. Evet. Son kez yapıyoruz. Öne doğru geldin. Ve yavaşça kalkabilirsin. Tekrar normal pozisyonda birazcık salla kendini. Kolların rahatlasın. Vücudun biraz rahatlasın. Hazırsak diğer harekete geçiyoruz. Bu hareketimizde sırt üstü yere doğru yatıyoruz. Ellerimiz kalçamızın yanında. Ayaklarımız biraz önde ve dizler bükülü. Sanki ayaklarımızın altında kaygan bir nesne varmış gibi ayaklarımızı sımsıkı yere doğru bastırıyoruz. Bacağımızın arkasını kasmamız gerekiyor. Ve daha sonra topuklarımızı kalçamıza doğru çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Bacak arkası kaslarınızın kasıldığını hissetmeniz gerekiyor. Sonra yavaş yavaş tekrar öne eski haline getiriyorsun. Sonra tekrar sıkarak çekiyorsun ayaklarını. Tekrar eski haline getir. Ve son tekrar. Çek, 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 çek. Kaymasına izin verme, çek. Evet, şimdi bırakabilirsin. Tekrar doğruluyoruz. Birazcık ayaklarınızı rahatlatabilirsiniz bu şekilde. Çünkü bacak arkasındaki kaslarımız oldukça sıkılı bir şekilde şu an gergin. Evet, hazırsak son hareketimize geçiyoruz. Burada ise ayak tabanlarımız yere değiyor. Ellerimiz yanda yine. Kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu kaldırış esnasında kalçayı ve sırtımızı sıkmamız gerekiyor. 1 saniyede kaldırıyoruz. 3 saniyede yere tekrar indiriyoruz. Hazır. Hop, kaldırdın. 2, 3, 4. 1 kaldırdın. 2, 3, 4. Hızlı kaldırıyoruz. Kaslarımızı iyice sıkıyoruz. Sonra yavaş yavaş kasları tekrar eski haline getiriyoruz. Hızlı, yavaş yavaş bırakıyorsun. Tekrar doğrulabilirsin. Antrenmanımızın 3. bölümü de burada sona erdi. Bugün sizlere birazcık voleyboldan bahsettim. Vücudumuzu dik tutma ile ilgili voleybolun nasıl bir bağlantısı var biraz bunlardan bahsettim. Ve voleybolda öncü gelen isimlerin bu vücudu dik tutma egzersizlerini nasıl kullandığını ve kullandıktan sonra nasıl bir başarıyı elde ettiğinden biraz bahsettim. Umarım sizler de bu şekilde egzersizler yaparak daha dik bir postüre, daha sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorunları yorumlar kısmından bizlere paylaşabilirsiniz. Ve başka branşları da eğer merak ediyorsanız bu branşları da yorumlar kısmına yazarsanız biz de o branşlarla ilgili egzersizleri sizlere yaptırırız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.